Birol'un yanındaki adam kimdi acaba? Belki de ortağıdır. Ya belki de alelade, alakasız bir arkadaşıdır. Olamaz mı? Olabilir. Gel Fırat. Başkomiserim, plakasını verdiğiniz aracın sahibini tespit ettik. Araç Önder Çarıkçı adına kayıtlıymış. Adresi bulabildiniz mi? Arkadaşlar adamı merkeze almışlar komiserim. Önder Çarıkçı, 28 yaşında. Şüpheli aracın sahibi. Yemin ederim başkomiserim, ben bir şey yapmadım. Ne oğlum o zaman bu heyecan? Gecenin bir vakti polis gelince şaşırdım. Bir şey mi oldu? Tamam tamam, sakin ol. Sadece birkaç soru soracağız. Bak bakalım bu adamı tanıyor musun? Neden? Sen sadece soruya cevap ver. Evet. Yoksa bir şey mi yaptı? Şüphelenmiştim zaten. Nereden tanıyorsun bu adamı? Akşam Silivri'den, yoldan geçerken aldım arabaya. Arabaya mı aldın? Evet. Otostop yapıyordu. Her şeyimi çaldırdım. Dağda bir başıma kaldım. Şehre kadar bırakır mısın dedi. Ben de arabaya aldım. Başka bir şey söyledi mi? Yok, hayır. Bütün yol boyunca hiç konuşmadınız mı? Pek sayılmaz. Çok gergindi. Konuşmadı bile. Peki nerede bıraktın adamı? Mecidiyeköy'de. Evinin orada inmiş arabadan. Ya evine gitse bekleyen ekip otosundaki arkadaşlar haber verirdi bize. Daha da önemlisi cinayetten arandığını karısından öğrenmiş. Niye kaçmıyor? Gergin olduğuna göre yavaş yavaş kontrolü kaybediyor. Yine de eve gittiyse ekip otosunu fark etmiş olabilir. Peki nereye gitti bu adam? Birol'un her şeyini çaldırdığına inanıyor musun? Çok saçma geliyor bana. Yani cinayetten arandığını öğrenince gidip bir yerde terk etmiştir arabasını. Olamaz mı? Peki ya cep telefonu? Niye benzinliğin marketinde telefon etti karısına? Tamam işte. İzini kaybettirmek için. Atmıştır bir yerlere telefonu. Cep telefonu yok. Araba yok. Eve gidemiyor. Eğer biraz akıllıysa banka hesaplarını ve kredi kartlarını takip ettiğimizi tahmin etmiştir. Üzerindeki nakit bitince beş parasız kalacak. Geriye gidebileceği tek bir yer kalıyor. Güvendiği, ne olursa olsun onu ele vermeyecek biri.